Değerli milletvekilleri, bugün konuşmamın temeli şu: tank palet. Tank paletle alakalı bir sorun var. Bunu konuşmak zorundayız. Tank palet fabrikası dünyanın en önemli 5 tesisinden bir tanesi. 20 milyar dolarlık bir tesis. Avrupa'nın en önemli 5 tesisinden bir tanesi. Muhteşem bir tesis. Yani savunma sanayimizin en önemli gurur tablolarından bir tanesi. 1974 yılında daha 67'de başlayan, Kırım Barış Harekatı ile beraber devam eden, Amerikan ambargosundan etkilenen bir Türk toplumunun biricik şeylerle kenara koymuş oldukları paralarla imal ettikleri, emeklerini koymuş oldukları bir tesis. Tank paletle alakalı bir problem var. Nedir değerli arkadaşlarım? Bir kişi nasıl zengin edilir? Bunu bir 5 dakikada kısa bir hikayeyle anlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, Sayın Erdoğan'a Ethem Sancak'ı biliyorsunuz. Ethem Sancak eczacılıkla alakalı iştigal eden bir iş adamı. Başarılı bir iş adamı, başarılı bir müteşebbis. Diyor ki ben savunma sanayiyle alakalı bir alana girmek istiyorum diye. Erdoğan'ın yanına gidiyor. Erdoğan da diyor ki tamam olur diye diyor. Ve bununla alakalı diyor ki BMC'yi al diyorlar. BMC'yi al diyorlar. Biliyorsunuz BMC, TMSF tarafından, Çukurova grubundan el konulmuş. Ve yarı fiyatına, 1,5 milyara değil, yarı fiyatına geliyorlar BMC'yi alıyorlar. 751 milyon TL'ye. 750 milyon, 1 milyon TL o dönemin parasıyla, AK Parti'deki milletvekili arkadaşlarım dikkat edinirse 360 milyon dolar değerli arkadaşlarım. Muhteşem bir pazarlık, muhteşem bir ticaret var işin içerisinde. Sonra ne yapıyor bu Ethem Sancak, bu başarılı iş adamı? Diyor ki bunu değiştirmemiz lazım, ben burada başarılı olamam, yanıma zengin bir ortak almam lazım diyor. Kan bağınız olduğu neredeyse Katarlar aklına geliyor ve Katarlarla bağlantı kuruyorlar. Diyorlar ki sana bir Katarlı ortak verelim diyorlar ve Katar ordusunu BMC'ye, Ethem Sancak'a ortak ediyorlar değerli arkadaşlarım. Katar ordusuna aynı Ethem Sancak 360 milyon dolara almış olduğu, yani şeyle alakalı, tank paletle alakalı bu hisselerin yarısını 300 milyon dolara satıyor. Bakın aradan bir ay geçtikten sonra 120 milyon dolar inanılmaz bir kar ediyor değerli arkadaşlarım. Müthiş bir pazarlık, müthiş bir öngörü, müthiş bir zeka ve aradan bir zaman geçtikten sonra da kendi hisselerinin yarısını da yine Sayın Erdoğan'ın hemşerisi olan Rizeli Talip Öztürk'e satıyor. Aradan bir zaman daha geçiyor, diyor ki benim başka işler yapmam lazım diyor. Tank üretmem lazım diyor. Nasıl yapacak tank üretimini? Tank üretiminin prototipiyle alakalı 7 yıldır çalışan %100 yerli olan bir firmanın varlığına rağmen ve bu firma buna ilişkin ARGE çalışmalarında o prototipi üretmek için 1 milyar dolara yakın para harcamış olmasına rağmen bir anlamda onları kenara itiyorlar ve diyorlar ki sana verdik ihaleyi diye diyorlar. Kime veriyorlar? Ethem Sancak'a değerli arkadaşlarım. Ethem Sancak bunu aldıktan sonra ne yapıyor? Bakıyor ki işler yolunda gidiyor. Bu ne yapıyor? Hisseler artıyor. Bir yandan da tank üretimiyle alakalı da diyor ki ben 18 ay içerisinde tankı teslim edeceğim diyor. Ne? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edeceğim diyor. Bir bakıyoruz ki aradan zaman geçiyor. Tank teslimi yok. Herhangi bir şey yapılmamış. Bu arada da Ethem Sancak'ın yapmış olduğu, hani bir ilk başta 120 milyon dolar kazanmıştı ya, daha sonra buradaki hisselerin fiyatları daha da artıyor. Ethem Sancak 36 ay geçmiş olmasına rağmen bugün 10 Aralık herhangi bir tank teslimi yapmıyor ve bir başka firmaya devrediyor değerli arkadaşlarım. Burada söylemek istediğimiz şu: aradan geçen zaman süresi içerisinde hisse fiyatları artıyor. 400 milyon doların üzerinde Ethem Sancak para kazanıyor değerli arkadaşlarım. Ve sonra Ethem Sancak ne diyor biliyor musunuz? Çok ilginç. Burada ilginç sözleri var. Bu sözleri çok... Buyurun. Diyor ki, Sayın Erdoğan'a karşı bir ilahi aşk duyuyorum diyor. Muhteşem. Muhteşem değerli arkadaşlarım. Hangi faniye bu kadar kısa süre içerisinde 400 milyon dolar kazandırırsanız bir başka faniye aşk duymaz değerli arkadaşlarım. Bu nasıl bir vurgun? Bu nasıl bir vurgun değerli arkadaşlarım? Sayın Bakan, bütün dış ülkelerde, bütün yabancı ülkelerde, dünyanın her ülkesinde savunma sanayi bir ülkenin namusudur. Bir ülkenin namusudur. Bir ülkenin namusu bir başka ülkenin ordusuna peşkeş çekilemez. Bir başka ordunun ülkesine peşkeş çekilemez. O nedenle diyoruz ki tank palet vatandır satılamaz diyoruz. Ve bu, inşallah önümüzdeki dönemde bu siyasal iktidar ve bu rüzgar değiştiği zaman bu ülkeyi umudun ve özgürlüğün ülkesi, hepimizin Türkiye'si yapacağız ve tank palete el koyacağız. Tank paleti halkımıza iade edeceğiz diyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Söz sırası